Merhaba, bugün hazırsanız köydeki köylülere beyin takacağız. Bu taktığımız gelişmiş beyinler sayesinde köyümüz de gelişmeye başlayacak. Suçlar falan da saldıramayacak, görüyor musunuz? Boş. Hazırsan şu beyni takıyorum. O beyni mi? Profesör, şimdi bu beyin kimin beyni? O elindeki belgede yazıyor. Demek bu profesörün beyni. Hemen takalım profesör bunu. Düşünsenize, köylülerin hepsi de çok zeki hale gelecek. Bu görmüş olduğunuz beyin profesöre ait özellikler. Adam gibi adam, yardımsever, zeki, namuslu. Neredeyse kendime taktıracağım, görüyor musun şunu? Şimdi hazırsanız makine beyni takacak. Çalıştır profesör. Profesör, başlat da şu ismi değiştiremiyor musun? Orada Mahmut yazıyor ya. Olmaz, değişmez. Bakalım işe yarayacak mı? Makineyi çalıştırdı profesör. Birazdan şimdi takacak bunu. Oh! Görüyor musunuz, takıldı. Merhaba beyefendi, neredeyim ben? Görüyor musunuz, konuşması falan her şey değişti. İşe yaradı profesör. Hamburger yemek ister misin, karnın aç mı? Öyle sürekli hamburger yemek sağlıklı değildir beyefendi. Sağlıklı değil midir? Sen şimdi hamburger yemiyor musun? Belki de arada sırada en sevdiğim yemek patlıcan yemeğiyle patates yemeği. Patlıcanla patates mi? Profesör, bir şey oldu mu lan, hamburger yemiyor. Profesör, dükkanıma müşteri falan gelir değil mi? Bir şey olmaz değil mi? Tamam, sıradaki gelsin, sen gidebilirsin. Profesör, bu beyinlerin hepsi de güzel mi şimdi? Evet, en iyilerini getirdi. Şuna bakalım. O güzelmiş. Asker diyor, iyi silah kullanma olur. Bu beyni taktığımızda köyü bu asker korur. Süper, takalım hemen bunu. Profesörün beyni taktığımız köyle yemek kıyafetlerini değiştirmiş, gördünüz mü? Hazırsanız şimdi şunu takıyoruz, çalıştırdık. Birazdan bu köylü çok güçlü bir askere dönüşecek. Bakalım. Düşman nerede? Düşman mı? Sakin ol, düşman yok şimdi. Senin karnın acıktı mı, hamburger ye şuradan. Ya asker hamburger yemez. Konservem nerede? Konserve mi? Hamburger yesene. Olmaz, her an saldırıya geçebilirler. Hamburger yemiyor profesör. Müşterilerim azalıyor. Güzel, şimdi hazırsanız bu öğretmen beynini takacağız. Köyümüzde bir tane de matematik öğretmeni olacak, alalım. Hazırsanız takıyoruz. Bakın asker gelmiş, görüyor musunuz şu hali? Takalım şu öğretmen beynini. Tamamdır. Yakında bu köy dünyanın en gelişmiş köyü olacak. Profesör, bu kimin beyni? O doktorun beyni olması gerekiyor. Bakayım. Peki bu? O çok iyi bir insanın beyni. Çok da akıllıdır. Bununla beraber bütün beyinleri takmış bulunuyoruz. Köydeki herkes çok zeki hale geldi. Daha şimdiden köyün geliştiğini hissediyorum. Profesör, benim bu hamburger dükkanına niye kimse gelmiyor? Ama şimdi köydeki herkese beyin takınca da köydeki herkes benden daha zeki hale geldi. Acaba orada hata mı yaptım? Kendime de bir profesör beyni taktırsam olur mu ki? O silah sesi neydi? Ne oldu ki acaba? Köylüleri yapmaz. Köylüler çok zeki oldu artık. Gidip bakacağım. Birisi bu köylüyü vurmuş. Köylüyü mü? Daha taze beyin takmış. Boşa gitti bak. Onu bulacağım. Bulun polis bey. Yakalayın onu. Gerçekten polis bey bulabilecek misiniz? Merak etme, bulurum. Size güveniyorum. Polis bey, bakar mısınız? En oyalama işim var. İşiniz mi? En son onu nerede gördün? Nerede mi gördü? Şurada gördü. Şu tarafta olabilir. Polis bey, o tarafta değil. Bakın şimdi şurada. Dursana la. Buraya doğru gidiyor işte. İzler var burada. Şu evin sahibi mi? O ev benim. Hiç dinlemiyor ki beni. O izleri takip edeceğim. Bulacağım onu. Bunu kim yaptıysa onun yüzünden gitti o 5000'lik kavanozdaki beyin. Biz bu köylere 1000'lik ve 5000'lik kavanozlardaki beyinlerden taktık. Alalım şu kazmayı. Silahımı alacağım. Şimdi gidip onu bulacağım. Koyalım şunu. Beni dinlemiyor ki. Şunları takip edeceksiniz. Bakın izler böyle gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Benim hamburger dükkanıma doğru gidiyor. İçeride midir yoksa? Kim yaptı bunu? Benim dükkanımda ne işi var? Açalım. Öğretmen Mahmut. Ne öğretmeni? Ben öğretmen değilim. Sana öğretmen beyni taktık ama. Şimdi senin de işini bitireceğim. Sakin ol. Profesör, yanlışlık yaptı kesin. Şuradan temizleyeceğim onu. Hiçbir yere kaçamazsın. Çekil şuradan. Kapatma. Yakaladım. Gideyim de polise haber vereyim. Polis bey, suçluyu buldum. Doğru, ben bulacağım şurada. Buldum diyorum. Profesör, taktığımız beyinlerden birisi suç işledi. Nasıl olur, ben en namuslu adamların beyinlerini getirmiştim. Emin misin profesör, bir yanlışlık olmasın? Yoksa karıştırdın mı? Karıştırdın mı?
Ne yaptın profesör? Yoksa yanlışlıkla suçluların beyinlerini mi getirdim? Öyle bir şey yaptın mı profesör? Doğru söyle. Hemen kontrol edeceğim. Profesör, yaktın bizi. Hemen gidip köyü kontrol edeceğim. Sen onları ayarla. Köylülerin beyinlerini hemen geri sökmemiz gerekiyor o zaman. Gidelim şöyle. Neyse ki köyde her şey yolunda görünüyor. Sadece bir tanecik suç işlendi. Oh! Bunlar kim? Namuslu iş adamı Mahmut'un beynini taktığımız köylü. Namuslu iş adamı. Hemen ticarete mi başladın? Evet sen kimsin? Profesörün hata yapmadığını biliyordum. Görüyor musun? Hemen ticaret yapıyor. Bunlarda ne taşıyorsunuz? Yoksa dondurulmuş gıda ticaretine mi başladın Mahmut? Bakayım. Şuna bakalım. Görüyor musun? İnsan iç organları varmış. Demek organ alıp satıyorsun. Helal olsun sana. Şöyle şuraları da kontrol edelim. Organ mı? Senin işini bitirdim. Yakaladım sizi. Acımasız vicdansızlar, bunu nasıl yaparsınız? Buradan mı alıyorsunuz? Bunu kim yaptıysa onu da bulacağım. İnelim. Şu başımıza gelenleri görüyor musunuz? Hamburger dükkanıma bir tane bile müşteri gelmiyor. Bir de bu suçlar var tabii. İnelim. Bu ne? Ne oluyor bu köyde? Şimdi yakaladım seni. Kimse var mı? Burada kimse yok. İçerisi amma karanlıkmış. Şu lambaları yakalım. Açalım şunu. Bakalım. Burada beyaz önlük varmış. Bu kasapların giydiği önlük var ya, ondan işte böyle. Üstü başı pislenmesin diye. Burada mikserler var. Burada demek ki yemek yapıyormuş. Mikserin içindekiler ne? Buzdolapları var. Onlara bakalım. Bak, bozulmasın diye bu böbreğe falan buraya koymuş. Mide falan var burada. Bak, bunda da ödemeyi almış, onun paraları var. Olamaz. Siz iyi misiniz? Çok iyiyim. Belli olmuyor mu? Görmüyor musun? Ne oldu ki? Görüyorum. İntikamını alacağım şimdi. Burada bekleyin. İçeride. Açalım. Şimdi sıra sende. Kıpırdaşmasana la. Ben öyle anestezi, uyuşturmayı falan sevmiyorum. Böyle... Acımasız vicdansız. Bunu nasıl yaparsın? Çok kolay. Yıllarca eğitim aldım. Kolayca. Olamaz. Profesör Mahmut. Evet benim. Buyurun beyefendi. Olamaz. Demek sendin. Evet beyefendi, bendim. Hamburger yememenden anlamalıydım. Oradan nasıl anladın la? Ben sana profesör olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Onu ne zaman dedin? Şimdi. Olamaz. İyileşeceksiniz. Profesör yanlışlıkla hep kötü insanların beyinlerini getirmiş. Bütün köylüler kötülük işlemeye başladı. Onu durdurmamız gerekiyor. Şimdi beyinlerin hepsini geri sökeceğiz. Böylece eski haline gelecek her şey. Hatırlasanız eskiden ne güzeldi. Hamburger dükkanıma bir sürü müşteri gelirdi. Bu ne? Bunlar ne lan? Kim yaptı bunları? Ne oluyor? Kim yaptı bunları? Ben yaptım, buyurun. Buyurun mu? Sen... Niye yapıyorsun ki? Sen o bilim adamının beynini taktığımız köylü değil misin? Bilim adamım, böyle hakaretler etme bana. Hakaret mi? Ben resmen ineğe benzedim. Profesör, inek beynine mi getirdin? Orada ne oluyor? Herkesin işini bitireceğim. Niye? Asker Mahmut, köydeki herkesin işini bitir. Bütün hazineleri bana getir. Herkes bana itaat edecek. Emredersin kralım. O kralın beynini takmayalım dedim size. Şimdi ne yapacağız biz, al işte. Kusura bakma, beyinler karışmış. Köydeki herkes bir suç makinesine dönüştü profesör senin yüzünden. Üstelik de hamburger dükkanıma bir tane bile müşteri geldi yok. Canım kralım size itaat edin dedi. Dinleyin onu. O ne derse onu yapacaksınız. Anladınız mı? Ben de sizdenim, ben de. Demek bize karşı gelmiyorsun. İşte iyi bir insan, işte vicdanlı, temiz bir insan. Olamaz, ne oluyor da? Profesör seni de mi vurdular? Diğer köylüleri sonunda askeri yapmayı başardı. Ama savaş falan diyor. Ben senin işini bitiririm. Sıkmasanız ha. Silahları alacağım. Bunların işini bitireceğim. Şunu da alalım. Olamaz profesör, bunu kendi ellerimizle yaptık. Arkadan dolaşıp şunları temizleyeceğim. Sıkıyorlar. Şimdi sıra sizde. Bakalım. Bir kitlemeyi unutmuşlar. Buradayım. Evet. Aşağıya düştü. Gidelim. Size bir şans daha verildi. İyi bir insan olabilirdin. Ben böyle bir insanım. O da öyle bir insan. Öyle mi? Ben de gel.
Profesör, merak etme, iyileşeceksin. Evet, bugün köydeki köylere yeni beyinler taktık. Ama yanlışlıkla kötü insanların beyinlerini takmışız. Eğer beyin takma makinesiyle köylerin hepsine de gelişmiş iyi beyinler takmamızı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer o suçlu başkan da beynini değiştirme ve onun iyi bir insana dönüşmesini istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım videosu gitmişti. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.